Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün Perşembe, artık haftayı noktaladık. Amerika'nın işsizlik başvurularını bekledik. Birazcık geç kaldık yayın yapmakta ama çok da şaşılacak, çok da beklemiyoruz diyeceğimiz bir şey yok. Amerika'nın işsizlik rakamları 350 bin bekleniyordu, 373 bin geldi. Hemen işte bir panik dalgası varmış gibi yansıtıldı falan ama bence bu 1-2 günlük altındaki ufak artışları getirecek, o kadar. Delta varyantının artıyor olması etkili oldu ama şimdi görünüyor işte petrolde yatay seyir, işte OPEC anlaşamadı falan böyle. Bunlar tamamen geçiş evreleri. Ben bu yayını aslında neden açtım? Bu yayın sizlere dikkatli olun çağrısı. Ne demek istiyorum dikkatli olunla? Şunu katayım. Şimdi ne dedik biraz önce? Çok uzun süredir şunu söylüyorum. Kripto paralar artışlarını başlatacaklar. Ağustos 15'ten sonra büyük ihtimal. Ağustos 15'ten sonrası daha da net bir şekilde göreceğiz. 2600 dolar, 2700 dolara doğru, 14 Temmuz'a doğru giderken bir hani belki ne bileyim Litecoin değil Mitecoin olur ya da Bitcoin, Ethereum kesinlikle gitmezler ama şaka coinler dediğimiz işte Dogecoin'ler ortadan kalkar ama bu artık bizim hayatımız. O yüzden siz sabırlı ve sakin olmanız gerekiyor. Kriptonun bir psikolojik savaş olduğunu idrak etmeniz, özellikle yaz aylarında rehavete kapılmışken insanların sığ piyasalarda çok iyi gelirler elde edebileceğini veya çok büyük kayıplar getirebileceğini düşünüp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ama şu olmasın arkadaşlar, düşüyor diye panik olup düşüyor falan olmasın. Bakın Ethereum 2300 2400 dolara kadar çıktı. Şimdi 2100 dolara geri geldi. Nazar değdi mi? Değmedi. 2100'den biraz daha alınacak ya da 2000 doların altından biraz daha alınacak. Bitcoin şu anda 36400 dolara doğru çıkmaya çalıştı. Zaten ne diyoruz biz her seferinde? Yukarıdaki direnç noktalarında eğer bekliyorsa, orada bir yer edinmeye çalışıyorsa ne ala artacak. Ama alttaki destek noktasına yakın bir yerde kendine yer arıyorsa o zaman ne olacak? Zaten düşecek. Beklentilerle genelde paralel şeyler gerçekleşiyor. 15 Temmuz'da BNB yakılacak. Bu da demek oluyor ki bir kısmı ortadan çıkacak. Binance'in şu anda düşmesinden daha normal bir şey yok. İngiltere'de Binance'e yasak getirmişler. Ama Binance diğer her yerde devam ediyor. Bırakın İngiltere'deki haberi alsın, bir hazmetsin, sonra zaten size geri verecek. Diğer taraf Curve, Matic, Link, AV, Compound, bunların hepsi çalışacaklar. Bırakın birazcık alın, bekleyin, ondan sonrasında yükseldiğinde satın. Sonra tekrar düştüğünde alın, tekrar satın. Sığ piyasada arkadaşlar boş yere akıntıya kürek çekmeyeceksiniz. Akıntı eğer sığ piyasalarda sığ işlemler yapmayı size öneriyorsa sığ işlemler yapacaksınız. Ha Bitcoin 30 bin doların altında indiğinde alın, toplayın, koyun kenara. Eylül'de, Ekim'de 45 binden mi satarsın, 57 binden mi satarsın, 68 binden mi satarsın? Orası size kalmış. Bu portföy sizin zaten. Diğer taraftan altın, enflasyon. Şimdi yavaş yavaş getiriler konuşuldu. Eğer enflasyon %3 oranında olursa, ki bakın 4,3'e 3,4'e çektiler Fed beklentilerini. 3 olursa altının getirisi %11 olur. Altınla beraber kripto paralarda da artışlar gelir. Enflasyona karşı kripto paralar, emtialar sizi koruyorlar. O yüzden bunlar zaten gelecekler. Kötü senaryo olursa, enflasyon beklentilerin altında kalırsa da %1. Altınla ilgili dediğim gibi hedefinizi belirleyin. Şu anda ne oldu? Altın FED tutanak, FED tutanakları geldi. Altın FED tutanaklarından istediğini alamadı dedik. Altın istediklerini alamadı ama enflasyon karışıklığı, küresel belirsizlik, delta belirsizliği de devam ediyor. Delta'nın lambda olsun, omega olsun, beta olsun, gamma olsun, ne kadar çok koronavirüs farklı olacak denildi de altın o kadar yarıyor. Bu dönemde uzun vadeli değil, ben her zaman kısa vadelileri önermeye başladım bu son dönemde. Çünkü sonra uzun vadeli olmuyor, uzun vadede kaybediyorsunuz veya uzun vadeli dediğim yani yılın sonu bile aslında bir uzun vade değil ama kaybediyorsunuz, problem oluyor. O yüzden ben artık kriptoda da net bir şey istiyorum. Kriptoda 4-8 saat maksimum, altında 2 gün maksimumluk işlemler açıyorum. Güvenli borsalar benim için her şeyden önemli. Bakın Akbank konusuna. Bu arada insanımız da komplo teorisi yaratmaya aman ne meraklı. Anonymous mu çaldı, o mu çaldı, bu mu çaldı. Ana bilgisayarda problem oldu. Bu kadar yüklü. Burada tek bir problem var. Şey olmalıydı. Bir yedek sistem hemen devreye koyulmalıydı. İki gün koskoca Akbank'ın sessizliğe bürünmesi yakışan bir şey değil ama toparlandı. Şimdi Akbank'ta geri ödemeler sırayla devam ediyor.
Bankalarda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk toplantısında konuştu, işte yurt dışındaki altınlarımızı getirdik diye. İnsanlardan aslında altınlarını ve dolarlarını sisteme karıştırmaları çağrısı var çok fazla insanda. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Belki de bankalarda birkaç tane alternatif bankayla birbirini desteklemek lazım. Diğer taraftan bankacılık sisteminin bu dönemi iyi geçmesi lazım. Çünkü Akbank dünya tarihine geçti. Böyle bir şey hiç bu kadar büyük bir bankada gerçekleşmemiş. Ve şöyle bir şey var, biliyorsunuz bütün aslında dolandırıcılık şeyleri de teknik bir arıza ile başladığı için ben Akbank'ta kesinlikle bunu görmedim. Ve Akbank'ın açılımı da Adana Kalkınma Bankası'dır arkadaşlar. O yüzden hani sosyal medyada falan gördüğünüz böyle atmaz antik kuntik şeylere de lütfen inanmayın. Açılımı budur. Diğer taraftan bankacılık sistemi Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden bir tanesi. Bankacılık sistemindeki bir problem insanları fiziksel altın ve fiziksel doları kasalara koymak, yastık altına koymaya itebilir. Aman abi, şu anda bu yapılabilecek en kötü şey. Lütfen sakin olun, işlemlerinizi bankalarda devam ettirin. Zaten çözüldü, yeni açıklama peş peşe geldi. Aslında iletişim ayağını biraz daha arttırırlarsa daha iyi olur. Peş peşe biz buradayız, merak etmeyin. Zaten Akbank'a hesap haplarına ulaşabilenler de görmüşlerdir, yani hani hiçbir para yok olmadı, hiçbir şey olmadı. O yüzden lütfen Türk bankacılık sistemine güvenelim, bu kesin kenarda dursun. Fiziksel altın kısa vadeli işlemler yapmak istiyorsanız bankanızda durması daha iyi. Eğer uzun vadeli tutacağım diyorsanız daha mantıklı, ama şöyle hata veren konular var. Birincisi, şimdi kredilere kolaylaştırıcı adımlar atıldı, tamam çok güzel, ama bu bana şunu sorduruyor: neden? Ya da kredi kartı, mesela şöyle bir şey var. Kredi kartında taksitte kuyumda mesela 9 aydı, özür dilerim 6 aydı 3 aya indirildi. Neden? Bu bana şunu gösteriyor. Aslında biz fazla harcadık. Ve pandemiyle 5 Temmuz 2021'den itibaren farklı bir sürece girdik. Çünkü enflasyonumuz tekrar hortladı. O yüzden burada şöyle bir şey var. Bizim hedefimiz CDS primlerini indirmek olmalı. Ha, bu kolay kolay inmez. 12 ay ila hatta 16 aylık bir süreç var. 12 ve 16 ayda gram altın dolar bazlı, doların artık artacağı neredeyse kabullenildi. 9'a doğru gidişler olacak. O yüzden hani alt, şu anda dolar alınsa artışından satılabilir, ama dediğim gibi bana göre siz fırsat maliyetlerine bakmalısınız. Gram altın ve dolar çok üst tepe noktalarda, hisseler çok tepe noktalardalar. O yüzden daha düşükten olan belli yatırımlar yapılabilir. Altcoin'ler, kripto paralar, daha çok fazla değeri artmamış konular, artmamış hisse senetleri mantıklı olabilir. Ve dediğim gibi kısa vadeli işlemler. Bu aslında bir dikkat edin konusuydu. Dikkat edin yayını. Lütfen panik olup belli şeyleri elinizden çıkartmayın. Ha, altıncılar 508'e kadar çıktı. 520'ye geldiğinde karlarınızı alıp bir kısmıyla daha portföy düştüğünde gerçekleşebilirsiniz. Ben altının bu aralar bir yumuşama evresindeydi ama yükselme evresine girebileceğini düşünüyorum. Kriptolar düşüyor. Bırakın biraz daha düşsün. Bakın, farkındaysanız kripto Bitcoin 30 bin doların altına giderken altının onsu yükseliyor. Bunların arasında geçişkenliği gösteriyor bu. Lütfen oraları fırsata çevirin. Madem kripto düşüyor, altın artıyor. Altından karlarınızı alın. Portföylerinizi kriptodan değerlendirebilirsiniz. Sepet mutlaka öneriyorum. %10 kripto, %25 mutlaka altın. Hisse senetleri nakitte kalmalısınız fırsatları değerlendirmek için, ama 14 Temmuz'a gidene kadar altcoin'lerde hareketlilikler bizi bekliyor. Ama dediğim gibi Ağustos 15'e kadar biz böyle yatay seyredeceğiz. O yüzden sığ piyasalarda sığ işlemler daha mantıklı gibi gözüküyor diyorum. Böyle kapatıyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Katıl butonunda yeni yeni videolar geliyor. Lütfen onları kesinlikle dışarıda bırakmayın. Bu evreleri iyi değerlendirin. Araştırın, yatırımlarınızı yapın, beklentilerinizi tartın. Beklenti planınızı bir kağıda yazın, hazırlayın. Sabırlı olun. Çünkü şu anda psikolojik bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden çıkıyoruz ama görülen o ki hemen toparlanamayacağız. Turizm anlamında geride kalacağız. Döviz gelirlerine. Bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi ihracat ithalat ayağını konuşuyoruz. İhracatta konteynerler 10 bin doların üzerine çıkmış durumda. Yani inanılmaz yüklü bir meblağ söz konusu. O yüzden de dediğim gibi belli ki bu süreç sancılı olacak.
hem Türkiye açısından hem gelişmekte olan piyasalar açısından. Ama ben Türkiye'ye bakarım diyorsanız, insanlarda yakın bir vakitte ciddi bir dolara ve altına tekrar dönüş gerçekleşecek. Şu anda ateş böcekleri kenara çekildiler. Yani çalışmıyorlar. O yüzden ne olacak? Siz iyi araştırıp iyi yatırımlar yapar, portföyünüzü iyi hazırlarsanız Eylül-Ekim'de bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız diyorum. O yüzden lütfen hani şuna kadar beklemeyin. Ben hep bunu öneriyorum takipçilerime. Biz burada bir aileyiz diyorum. Ben her şeyimi şeffaf olarak tutuyorum. Ben soğuk cüzdanımda Ethereum tutuyorum. Ethereum geceli inanılmaz inanıyorum. 2000 doların altına indiğinde mutlaka alırım. 1900-1800'de mutlaka alırım. Çünkü benim beklentim 8-9 bin dolarlar. Ben Aralık'ta mesela, hatta Kasım 2020'de ya şurada bizeyiz. 400 dolardan 500 doların altında Ethereum alın çok ucuz demiştim. 4000 dolara 5000 dolara gidecektim. 4200 dolara kadar gitti. Psikolojik olarak eğer ki 4000 dolara geldiğinde ben satacağım çok iyi kar ediyor dediğinde 10 kata çıktı ya. 10.000 koyduysa 100.000 lirayla çıktı adam. Yani o yüzden dediğim gibi planlı programlı olmak, beklentilerle paralel olmak ve anlık değişimlerle bir sakin olun, bir bakayım. Kripto paralarda %30, %20 inişler o kadar normal ki bunlarda asla panik olmuyor olmanız lazım. Lütfen sakin olun, dikkatli olun ve bunları lehinize çevirin diyorum, kapatıyorum. Dediğim gibi bugün bir kitap görüşmemiz de var. Biliyorsunuz ben size evladiyelik bir kripto ansiklopedisi de yazıyorum. Eylül'de de o da raflarda olacak. Onun çok güzel çalışmasını yapıyoruz. Tuti kitapla beraber. Güzel bir süreç bizi bekliyor. O yüzden hani onu da alıp kütüphanelerinize benim için koyarsanız çok mutlu olurum. Ama gerçekten güzel bir kitap geliyor. Ki ben kendimi son derece fena eleştiren bir insan olarak gerçekten çok emek harcanıyor. İçinde çok güzel görseller var. Çok güzel bilgiler var. Ve açıp baktığınızda bir şey mesela yatırım mı yapacak? Açacaksınız. Beste ne demiş? Bu ve size çok faydalı olacağını düşünüyorum diyorum. Böyle kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Koronavirüs hala devam ediyor. Delta varyantı, lambda varyantı. Bunlar belli şeylere destek oluyorlar. Belli şeylerin fiyatlarını indiriyorlar. Lütfen siz de faydalanın bu süreçlerden. Tehlikeleri, krizleri fırsata çeviren her zaman kazanır. Pandemi çok fazla insan için fırsat oldu. Şimdi pandemiden çıkış da çok fazla insan için fırsat olacak. Bir o kadar fazla insan için de tehlike. Batanlar, çıkanlar, parasını denkleştiremeyenler, acil satanları görmeye başlayacağız. Eylül ayından itibaren daha netleşir bunlar ama siz onlardan olmayın diye lütfen temkinli olun diyorum. Görüşmek üzere.